Delikanlım, iyi bak yıldızlara. Onları belki bir daha göremezsin. Belki bir daha yıldızların ışığında kollarını ufuklar gibi açıp geremezsin. Ben burada bir risk almak istiyorum. Ahmet'in Serezli son kararım demek istiyorum. Şans. Üzüldüm. Evet. Ama şundan dolayı üzüldüm. Yani evet. Yani Türkiye'li bir sanatçı mı? Yani Avrupa'nın da tanıdığı büyük bir sanatçı Tuncay Kurtiz. Yani sadece büyük sanatçı olmakla da kalmıyor. Aynı zamanda yani politik ve siyasi anlamda da çok düzgün, doğru duruş olan bir entelektüel. Hmm. 12 Eylül mağdurlarından biri ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Uzun yıllar Avrupa'da yaşadı. O yüzden Avrupa'da da bilinir diye söylüyorum. Şundan dolayı aynı zamanda yani dünyanın en önemli tiyatro adamlarından biri Peter Brook'la beraber çalıştı o. Yani Peter Brook dünyanın çeşitli ülkelerinden zannediyorum 10-12 oyuncuyla beraber bir oyun yaptı. Mahabharata zannediyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve de o 12 ülkeden biri de Türkiye'li ve orada da Kurtiz'le çalıştı. Okay. Çok çok büyük ve çok değerli bir oyuncu. Üzüntüm biraz da onun evet. Yani şu evet. Anda böyle bir yani onu tanımayan biriyle muhatap olmak. Belki sizin de kusurunuz yok. Çok ilgilenmiyorsunuz şiirle. Gerçi Türkiye'de de çok uzun süredir yaşamıyorsunuz. Peki kendisini rahmetle alıyoruz. Evet. Eksiliyor diyeyim müsaadenizle. Yani Tuncay Kurtiz gibi sanatçılar daha çok artık yani böyle duruşu olan, sanatçı duruşu olan sanatçılarımızdan çok biraz daha artık böyle ne derler eğlence sektörüne doğru bir kayma var bu anlamda. Eksikliğini çok hissedeceğimiz bir sanatçı. Devam ediyoruz bir kere daha kendisine Tanrı'dan rahmet dileyerek ve yaptıkları için teşekkür ederek.